Hoş geldiniz. Değerli dostlar, Türkiye'yi 20 yıldır bu üç şey yönetiyor. Birincisi cehalet, ikincisi ideolojik saplantılar, üçüncüsü hırs ve inattır ki bu üçüyle kaçınılmaz son malum yıkımdır. Nitekim Tayyip Erdoğan kendi itiraf etti, sayelerinde devletimiz yıkıldı. Buradan hareketle sırf havuz dolduran yani alo 100 milyon dolar gönder emrine baş üstüne diyen yandaş müteahhitler kazansın diye 10 milyar dolarlık Atatürk Havalimanı'nı yıkmasına şaşıranlara şaşırıyorum. Yahu devleti yıktılar diyorum. Havalimanının lafı mı olur? 5000 yıllık geleneği olan dünyanın imrendiği ordumuzu iyiliş ettiler. Yargı yani adalet sistemini bitirdiler emri komutan ve amirden değil şeyhinden alacak mürit ordusuna devleti teslim ettiler. Kimlik siyasetiyle milleti birbirine hasım yaptılar. İslam'ı inanç olmaktan çıkarıp devleti işgal ideolojisine dönüştürdüler ve milyonları Müslümanlıktan uzaklaştırdılar. 57 hükümetin tamamı 80 yılda 713 milyar dolar harcarken sadece AKP 1 trilyon 631 milyar doları savurdu ki sonuç ortada. Yani 45 yıl önce bile dünyanın 17. büyük ekonomisi olan Türkiye, Tayyip Erdoğan iktidarlarıyla onun döneminde 5 basamak geriledi. Keza AKP aynı zamanda Kuvay Milliye ruhuna da rövanş organizasyonudur milli devlete ve milli cumhuriyete baş kaldırı demektir. Halife sancağının açılması millet yerine ümmetin benimsenmesidir ki bu uğurda yapılanlar ve de saçılan milyar dolarlar ortada. Evet AKP parti değil başka bir şey. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tasfiye organizasyonudur ve Amerika Birleşik Devletleri Avrupa ile Siyonistlerin kuruluşunda destek olmaları da bundandır. Keza aynı AKP Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeyi dizayn etme politikasında yine Truva attı idi ve Barzanistan ile PKK'istan yani PYD devletinin fiilen var edilmesi bunun delili. Ajandası bu olan bir zihniyetin 20 yılda aldığı mesafede ortada. Mesela Tayyip Erdoğan an itibarıyla mecazi manada ifade edeyim Tanrı liderdir ve Türkiye'de istediği her şeyi yaptırabilecek kudrettedir. Sadat ile Özgür Suriye Ordusu gibi yapılanmalar işte bu tablonun bunun tezahürleri zira ne demektir? Türk ordusuna alternatif ordular kurmak. Adnan Tanrı verdi gibi Türk silahlı kuvvetlerinden atılan biri Tayyip Erdoğan iktidarlarıyla Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına niçin alınır ve kendi ifadesiyle teklifleri nasıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uygulamaya korulur? Yahu adam siyasal İslamcı ve bunu görevi Mehdi'ye ortam hazırlamak diyerek kendisi ortaya koydu. Aynı şekilde Sadat'ın şirket değil, hedefim Asrika ve İslam devleti diyen siyasal İslamcı parabiliter bir örgüt olduğu yaygın kanaattir. Öyleyken iktidar bu Sadat'ı niye baş tacı eder soru işareti değil mi? Keza muhalefetin ağzına almadığı İdlib'deki Özgür Suriye ordusu da aynıdır. El Nusra bahiyesi olan o cihatçılara yıllar yılı neden maaş ödenir bilen var mı? Muhalefet bu konuların üstüne adam akıllı gitmiyor. Sadece yasak kavu makabilinde laf çarpıp geçiştiriyor ki benzer durum havalimanı konusunda da geçerli. Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin Atatürk Havalimanı için tepki koymalarını değerli, önemli buluyorum. Ancak dürüst olalım. Hadise baştan savma yani bayram geçtikten sonra kına yakmayı çağrıştırıyor. Biz bu konuyu yıllardır gündemde tutarken, gündeme getirirken ne Cumhuriyet Halk Partisi ne de İyi Parti zerre oralı olmadılar. Tersine Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk Havalimanı Park Olsun kampanyalarına proje önererek katıldı. İyi Parti'nin zaten Atatürk Hava Alanı ile bir derdi alakası hiç olmadı. Şimdi dözerler yıkıma başlayınca itirazla başladılar. İşte böyle yaparsanız buna baştan savma derler ve ne iktidar ne halk sizi ciddiye almaz. Açık net olarak ifade edeyim. Muhalefetin kafası karışık, hazırlığı sıfır noktada. Hiçbir konuda belirlenmiş ve netleşmiş bir politikası siyaseti yoktur. Öyle olduğu için de Atatürk Havalimanı arazisine bir gün park yapın derken ertesi gün niye yıkıyorsunuz demeye savruluyorlar ve kamuoyu nezdinde de inandırıcı olamıyorlar. Allah aşkına 20 yıldır topluma bir program ve siyaset sunamayan muhalefet olur mu? Bunları söyleyince de bana muhalefete muhalefet ediyorsun diyorlar ki 20 senedir hep bunu yaptılar ve 20 yıldır Tayyip hep kazanıyor yahu siz muhalefet gibi muhalefet olsanız devleti yıkan AKP hala bütün anketlerde birinci görünmezdi. İşte aynı sözde muhalefet korosuna yeni katılan Ali Babacan da dün yine çıktı ve dedi ki biz gelirsek FETÖ'cüleri kamu görevine iade edeceğiz. Hayır Bilderbergçi Ali Efendi asla edemezsin. Çünkü yüzlerce, binlerce kişinin kanı var ortada. Tam tersine olması gereken FETÖ'nün siyasi ayağı soruşturmasıyla onlara bu şekilde kol kanat gerenlerin hapse atılması olmalıdır. Değerli seyircilerim Tayyip Erdoğan'ın İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya girişlerine tavır almasıysa dolar bulmak ve iç dış kamu oyunda gündeme gelmek için. Çünkü düşünün Erdoğan bu iki ülke liderine hem randevu veriyor hem de niye geliyorlar açıklamasını yapıyor. Zaten böyle yaptığı için Türkiye artık dünyada umursanmayan, ciddiye alınmayan çöp ülke imajında. Düşünün. Erdoğan hayır NATO'ya giremezler derken İsveç zerre umursamıyor takmıyor NATO'ya giriş müracaatını yapıyor. Zira blöf yapıldığının farkında adamlar haksız değil bu Tayyip Erdoğan kısa süre önce katil ve şerefsiz dediklerinin ayağına gidip Türkiye'yi utandıracak görüntüler vermedi mi? Keza çok değil iki ay önce yani Mart ayında Türkiye bu iki ülkenin NATO'ya alınmasına yeşil ışık yakmamış mıydı? Aynı şekilde ileri sürülen argümanlar da aşındı zira söz konusu PKK'ya yardımsa Amerika Birleşik Devletleri o yardımı silah ve füze dolu binlerce tırla yapmadı mı ve hala yapmıyor mu? Gündemin diğer sıcak başlıkları da şöyle Devlet Bahçeli dün devlete seri katil diyen Canan Kaftancı oğluna saydırdı, ateş püskürdü. Pardon ama Milliyetçi Hareket Partisi lideri aynı sözleri Nagihan Alçı'nın da ettiğini bilmiyor mu? Biliyor ve bunu bizzat kendisi gündeme getirmişti. Öyleyse Nagihan'a telefon edip yazılarınızdan ve programlarınızdan çok yararlanıyoruz demesinin nedir hikmeti? Evet Devlet Bahçeli cevap versin. Nagihan'ın devlete katil demesi yazısından mı yararlanıyor? Onu mu demek istedi? Değilse açıklasın. Bu nasıl bir çifte standart? Canan Kaftancıoğlu devlete katil deyince kötü, Nagihan Alçı deyince cici öyle mi ki aynı durum aynı şey Hilal Kaplan isimli saray gazetecisi için de geçerli. Oysa bakın biz siyasetçi olarak değil gazeteci olarak bile dün de Bugün de hem Canan'ı hem Nagihan'ı hem Hilal Kaplan'ı eleştirebiliyoruz. Yani kişiye göre fikir ve bakış sarf etmiyoruz, fikirlerimizi değiştirmiyoruz. İşte bundan dolayı devlet bahçeli eşittir, soru işaretleri demektir. Değerli takipçilerim, konudan konuya geçeceğim. Ankara'da bu aralar sermaye kontrolü üst perdelerden konuşulmaya başlandı. Buna göre Kambiyo rejiminin değişmesi ve dövizde kısıtlamalara gidilmesi sarayın masasındaymış. İhracatçı ve turizmcilere kazandıkları dövizlerin yüzde kırkını bozdurma zorunluluğu getirilmesine bu düşüncenin ilk adımı da diyenler var. Amaçlanansa malum kurları bu şekilde kontrol altına alıp seçime ulaşmaktır. Aynı şekilde bankalardaki mevduatın kullanılmasına da sınır konulacağı yani günlük limitler verileceği bir başka iddiadır ki bu tür uygulamalar hatırlayacaksınız Yunanistan'da, Rusya'da, Kazakistan'da da olmuştu. Özetle dövizin yükselişini engelleyemeyen iktidar dışarıdan yeni bir kaynak bulamazsa mecburen bu tür adımlar atacak. O tür iddialar var. Bugünkü Türkiye'yi resmeden bir başka enstantane polis önceki gün İstanbul'da ceberrut biçimde bir eğlence mekanını basmış. Yemek yiyenlere sert bir şekilde kalkın ayağa ve çıkarın kimliklerinizi denmiş. Herkes söylenene mecburen uymuş. Zira konuşsalar, itiraz etseler karakola çekileceğini düşünmüşler. Bir isim ise buna gür bir sesle, gür bir tonla karşı çıkmış ki o isim aynı mekanda şarkı söyleyen Hülya Avşar'mış. Avşar baskın veren polise yekten hak bildirmiş. Ağır mı ağır sözler etmiş yaptığınız saygısızlık ve korku salmak demiş. En önemlisi sizi Sayın Cumhurbaşkanıma şikayet edeceğim ifadesini kullanmış. Peki sonra ne mi olmuş? Polis hemen anında yelkenleri suya indirmiş. Pardon efendim yanlış anladınız demiş. Başlarındaki amir polise tamam arkadaşlar gidiyoruz dedikten sonra Hülya Avşar'a dönüp ne olur farklı yorumlamayın diye ricada bulunmuş. Keza ilk girişte ayağa kalkın diye bağırdıkları müşterilere dönüp afiyetler olsun efendim demişler. Bana anlatılan aynen bunlar. Peki bunun yorumu ne midir? Birinci boyut polisin yaptığı yanlıştır. Maalesef son dönem içki içilen eğlence mekanları böylesi muamelelere ve aşağılamalara muhataptır. İkinci boyut Cumhurbaşkanı korkusudur. Hülya Avşar saraya yakın olmasa ve bu bilinmese ne Avşar polise itiraz edebilir ne de polis onu umursardı. Görüyorsunuz ülkede artık hukuk, kanun ve kurallar değil başka başka şeyler geçerlidir noktalamadan bir önerim olacak. Profesör Doktor Gökhan Çapoğlu'nun son çalışması Atatürk Cumhuriyeti'ni yeniden kurmak isimli kitabı baskıdan çıktı. Kitapçılarda yerini aldı. Herkese öneriyorum. Zira okudum. Hakikaten referans eserlerden biri durumunda. Son verirken videolarımı dostlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşın ve bizi izlemeye devam edin.